engelsizler merhaba ben Ayhan Aktaş yeni haftamızın konuğu tekerlekli sandalye basketbol sporcusu Ebru Akıcı Ebru Akıcı Mardin'den geldi hoş geldin Ebru Hoş bulduk Ayhan Bey ee, Ebru'yu biraz tanıyarak başlayalım mı sohbetimize Tabii ben Ebru Akıcı 1984 Diyarbakır Çınar doğumluyum yaklaşık bir buçuk senedir Mardin Kızıtepe'deyim Mardin-Kızıltepe engeller, tekerlekli sandalye engeller basketbolunda kadın oyuncuyum. Hı hı. <laughs> e, spora nasıl başladığınıla devam edelim istersen Ebru. Mardin'de çünkü spor yapmak bir engelli kadın olarak belki daha bir zordur gibi geliyor bize ama... ...biraz o tarafları spora başlama hikayenden bahseder misin? Tabii. E, ben ilk kazayı, olayı yaşadığım dönemde 2003 hı hı. E, yılında aslında... 2004 yılı pardon, hmm, Ankara Gata'da rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordum. Hı hı. O dönem basketbolla tanıştım. TSK'nın takımının antrenmanlarına gidiyordum ben. Evet. O zaman evet e, basketbolun e, bana kanat olacağını o, o zaman hissetmiştim. E, o zamanlarda hep bir Ukte kalmıştı içimde. O zamanın, e, o dönemin zorluklarından dolayı ve bazı sıkıntılardan dolayı oynayamamıştım. Ankara'da kalmam gerekiyordu. Yani bu sağlık süreci, yani bu tedavi sürecindeki sıkıntılar mı yoksa Hayır, farklı Hayır, Ailevi. Yani <laughs> e, bir hani şimdi şey vardır bizim oradaki erkeklerde <laughs> babam şey demişti mesela bu kadar erkekle nasıl oynayacaksın <laughs> daha gençtim ben de o zamanlar <laughs> ben de hak vermemiştim aslında ona da ondan sonraki süreçte kapandım zaten. <laughs> Orada öğrenmiştim zaten omurilik felci olduğumu. Bir sene sonra öyle öğrendim ben. Peki o zaman şöyle devam edelim. Tabii. Çünkü hani bu hikayenin ardından farklı şeyler gelecek gibi geliyor bana. Ee, Kaza anını yani engelli kalma hikayeni anlat istersen bize. Tabii bundan 14 sene önce yani. 2003-15 Mayıs'ında silah yaralanması sonucu hı hı. omurilik zedelenmesi yaşadım. Ve ondan sonra felç kaldım. Dedin. Silah, silah intihar. <laughs> e, şu an artık bana çok normalmiş gibi geliyor ama ...tabii çok korkunç bir olay aslında. Ya yani seni çok rahatsız etmeyecekse Yok, sebebi? Yok E, Aşıyorsunuz bir zaman sonra hı hı. artık onu. Buna da birazcık da baskındır. da biraz feodal yapı. Evet. Şeydir baskındır. Böyle bir aşiret. Sistemi var. Hı hı. Ben de aşiret kızıyım. Hı hı. E, baskı dediğiniz gibi o feodal sistem. Ve erk sistem hı hı. Ee, buna bazen mecbur kılabiliyor. Tabii ki bunu önermiyorum. Şu anda bir sürü genç belki bizi hı hı. dinleyecektir. Bu sadece benim çaresizliğimden doğan bir şey. Ee, o dönemki çaresizlikle ve galiba genç oluşumla bazı şeyleri kaldıramadım. Tabii ki böyle olmasını istemezdim. Belki daha farklı seçenekler de bulabilirdim ama o zaman bu daha çok yakın geldi bana. Çünkü bir sürü e, insan var ve siz nasıl savaşacağınızı bilmiyorsunuz ve savaştığınız insanlar korkunç insanlar aslında. Hı -hı. Bir şeye inanmışlar. Mesela diyorlar ki benim kızım e, benden hani benim soyadımı taşıyan kadın Hı -hı. benim dışında başka bir başka bir ailenin çocuğuyla evlenemez diyor. Benim soyadımdan biriyle evlenecek. Ve biz bizim o taraftaki insanlardan... benim ailemde amcaoğlu diye bir e, saçma bir sistem var. Amca oğlum varsa, senin yaşıtınsa, sana uygunsa... ...gerçi yaşıt falan diye de bakmıyorlar bazen. E, çünkü e, beni isteyen kişi de benden e, yaşça büyüktü. Hı hı. O istedi mi, erkek istedi mi, sen onunla evlenmek zorundasın. E, benim böyle bir beşik kertmesi gibi evet, bir evet. olay vardı. Ve 16 yaşındaydım bu konular başladı. Hı hı. O dönem işte okuldan alındık. O dönem hiç unutmuyorum. Annem işte Ebru okusun demişti mesela. Babam hayır zaten ileride amcasının oğluyla evlenecek ne diye okusun? <laughs> gibi düşünceyle yaklaşmıştı ve bu o dönem çocuk olmama rağmen 14 yaşındaydım ben o zaman ama... ...artık yani bir şeylerin çizildiğini görebiliyorsunuz. 14 yaşındasınız ve birileri karar vermeye başlamış. Siz daha çocuksunuz ama birileri karar vermiş. Senin hayatın böyle. Ee, evleneceğin kişiyi bile seçmişler. Hangisi olacağı belli değil ama. Ama bu senin 16 yaşına geldiğin zaman karşına çıkan bir konu veya sorun değildi. Sen kendini bildikten beri bir amcaoğluyla ben evleneceğim gibi bir düşüncen hiç yok muydu? Hayır, kapanmış, benim yoktu. Benim Hı. yoktu. Çünkü şey Hani babamın o kafada olmadığını düşünüyordum ben. Anladım. Çünkü babam gerçekten diğer aile bireyleri, diğer aşiret bireylerinden çok farklı bir adamdı. Hmm. Çağdaş bir adam, modern düşünen bir adamdı. Hmm. Çünkü şey yani hiç kimse kız çocuklarını okutmazken ki böyle bakıyorlar. Zaten babam birazcık baskılara maruz kaldı. İşte sen neden çocuklarını okutuyorsun, kız çocuklarını neden hmm. okutuyorsun? Zaten amca çocuğuyla evlenecek, okumasına gerek yok. Düşüncesi hep babamın üzerinde baskı kuruldu. Yoksa benim babam çok modern bir adamdı. O e, oradaki insanları erkeklere... Ee, Sen de bayağı bir güvendiğin için az önce söylediğinde Güvendiğim hani için evet Babamdan öyle bir hareket böyle bir tavır e, Düşünmüyordum Kesinlikle düşünmüyordum 16 yaşında konuşulmaya başladı işte e, isteme olayları Hı -hı. falan ya Zaten çocuksunuz daha kendinizi tanımıyorsunuz 16 yaşında Hı -hı. Tek Bab mi oluyorsun öyle bir durumda Mesela hani istemediğim bir olay e, Ve bahsettiğim bir sistem Hani onun içinde kendini mücadele ederken yalnız mı hissediyorsunuz yoksa zaten yalnız mısın? Yani seni etrafında kadınlar, ne bileyim ailenden başka insanlar sana destek olmadı mı? Çok mu çaresizdin? Oradaki bütün kadınlar artık buna alıştırılmışlar. Belli bir yani bütün hepsi amca çocuğuyla evli olduğu için benim ailemde herkes buna alıştığı için bunlar normal geliyor onlara. Hı hı. Ve o yüzden sizi yalnız bırakıyorlar. Evet. Ebru bu olağan bir durum. Yani orada olağanlaşan bir durum. Yalnız değildim aslında. Babam o dönem çok destek olmuştu bana. İşte vermeyeceğim, kızım daha ufak. Şu an vermeyeceğim gibi düşüncelerle. Sonra tabii ben büyüdükçe ya işin rengi bir değişti. Kendince bir şeyleri ötelemeye çalışıyor evet, gibi geldi bana. Sonra işin rengi değişti. 19 yaşına geldiğimde 2003-15 Mayıs'ında işte aşiret toplandı. Kızı vereceksin. Amcam da öldürüldüğü için Hı -hı. çocuğun babası beni isteyen. işte babası da yok. Sen vermezsen kim verecek düşünceleriyle babama bir baskı kuruldu. Şu an galiba belki içimde hani ona artık kırgınlık geçtiği için de belki artık duruma biraz daha toz pembe bakıyorum. Ee, baskı kuruldu babama ve o da verdi. Yani benim haberim yok bundan. Sadece 5-6 adamın anneme baskı <laughs> yaptığını gördüm bu odada. Ben de içeriye girdim. Ne oluyor falan. Anne dedi ki sen konuş herkes beni suçluyor. Sadece onu hatırlıyorum. Şey dedim ben evlenmek istemiyorum abi gibi görüyorum. İşlerinden bir tanesi bana dönüp şey demiştim. Bizim kitabımızda abi de evlenmek normal gibi bir duruma getirdi olayı ve bu bana bu adamlarla savaşamayacağımı göstermişti yani bu kadar her şeyi kendi uyarlayan insanlarla savaşamazsın. Evet dini bile kendine uyarlıyorsun. Evet kendine e, uyarlamıştı ve bu bana korkunç gelmişti o zaman intihar etmeye karar Hı -hı. vermiştim. Yani ne yapabilirim? Yani insanların bu şunu, şunu şunu mu anlıyoruz? Yani insanların senin hikayeni yazmasına müsaade etmedin gibi bir durum mu var? Evet yani ben aslında intihar diye bakmıyorum. Sadece bu olayı Hı -hı. normalleştirmemek ve e, dinleyicilerin e, yanlış anlamaması için. Aslında Hı -hı. bu benim için bir devrim. Evet. E, ben birilerine benim hayatımı yazmasına izin vermedim. Bu bazen e, evet ölümü seçtim ben. Aslında Hı -hı. ölmek istiyordum ben. Hani böyle olacağını bilmiyordum. Böyle olacağını bilsem daha farklı bir e, durum da seçebilirdim. Ben yani çünkü sonraki yaşadığım sıkıntılar çok zordu. Yani bugüne kadar gelmek çok fazla zordu benim için. Ee, ama hiç pişman olmadım ben bu durumdan. Yani şu anki durumumdan dolayı mutluyum. İnsanlar evet eksik olarak baktılar. Ben çok zorluklar yaşadım. Ee, çok acınası bakıldı da bana. Ama ben e, mutluyum böyle. Çünkü ben sevmediğim. Abi gibi gördüğüm bir insanla e, evlenmedim, evet. bir hayatı paylaşmadım birileri benim birilerini benim hayatımı yazmasına izin vermedim. Bu bir baş kaldırıydı benim için. Hı hı. Çünkü ben onu yaparak bir sürü kişinin de hayatını değiştirdim aslında. Doğru bir hareket miydi? Doğru bir hareket değildi. Az önce de belirtmiştim bunu. Bu doğru bir hareket değildi. Ama benim için o an için en doğru hareket buydu. Hı hı. Ve şu an baktığımda da e, bundan pişmanlık duymuyorum. E, çünkü bu birçok kızın kadın hayatını değiştirdi. Artık Peki, ailede hala var amca mı oğlu hayır. Benim olayımdan sonra amca oğlu olayı bitti ailede. Evet. Demek ki devrim. <laughs> evet, o yüzden böyle bakıyorum evet. aslında. gitmediğini düşünüyorum. Sonrasını konuşalım. Çünkü Ebru Akıcı şu anda karşıma çok pozitif bir insan. ve Artık hayattan zevk ve keyif alabilecek bir insan olarak karşıma çıkıyor. Ama 2003-2004 yıllarında yani böyle senin e, rehabilitasyon sürecini başladığı zamanlar galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum tarih olarak. Evet. O zamanlardan bahseder misin? Çünkü o hastane sürecinde de senin farklı bir hikayen var. Çünkü bir şeyleri kabul edememe, daha daha, daha sonra doktorların aldığın bazı tepkiler. E, o süreçten bahset. Nasıl e, gözünü bir açıyorsun ki farklı bir evru akıcı var artık karşında. E, Diyarbakır'da e, hastanede yatarken e, engelli kaldığım yani omurluk felci olduğumu bilmiyorum. Bana sadece hani bir şok geçirdiğimi ve ayaklarımın ağırlığının ondan dolayı olduğunu söylemişlerdi. Sonra Ankara'ya gittim e, numune hastanesine tedavi görmeye başladım. Cihazlar falan yapıldı bununla yürüyebileceğimi bu dönem 6 ay boyunca bunu kullanacağımı söylediler. Sonra kendim rahatlıkla yürüyebileceğimi söyledi çünkü bana omurluk felci olduğumu söylememişlerdi. Ve ben 2004 yılında Gata'ya gittim ve Gata'ya gittiğimde çok büyük umutlarla gitmiştim. Hani oradan yürüyerek döneceğim, bu cihazları atacağım. beden destekli cihaz kullanıyordum. Gata'ya gittiğim süreçte basketbolda tanıştım. Süreçte aynı bir dönem. Oraya çok fazla umutla gittim ve çok hırs yapmıştım ben. Hani yürüyerek döneceğim birçok insana... Şey yapıyorsunuz artık hani hı hı. bakın ben ölmedim aslında hani bu da onlar için size enjekte ettikleri şey sen öldün aslında yarım bir insansın öldün gözüyle bakıyorlar hani ben Diyarbakır'a dik bir şekilde hani o anki şu anki e, Ebru hı hı. bunları düşünmüyor tabii. he o süreçte sonrasında Ebru'ya geçiş yaptık biz ikinci hayatımda evet. ee, Ankara'da çok hırs yaptığım için doktorların dikkatini çekmişti bu. Ee, şu an ismini hatırlamıyorum ama gece saat 11 gibiydi e, yürüyüş bandında yani paralel barda yürüyüş yapıyordum ve doktor yanıma geldi işte şey dedi Ebru dedi bütün arkadaşların sosyal aktiviteleri var yani katılıyorlar bunlara işte basketbola giden şehir içinde gezmeye falan giden çünkü biraz şehrin dışında rehabilitasyon merkezi neden sen de katılmıyorsun onlara hayır benim amacım buradan yürüyerek gitmek hani ben buna daha çok ağırlık veriyorum demiştim. Hı hı. Bana orada ya bence bu çok acımasız bir şey. Çünkü siz bilmiyorsunuz ve ben orada psiko, e, yani psikolojik yani destek de alıyordum hastanede ve bunların hepsini okuyorlardı büyük ihtimalle. 19 yaşına kadar yürüyorsun. Bir dönem sonra ayakların sadece ağır bir kütle gibi seninle birlikte ve sen onu sadece sürüklüyorsun ve biri çıkıp senin karşında çok acımasız bir şekilde "Ben bugüne kadar yürüyen omurilik felci görmedim." diyor sana. Bunu dediği zaman felç cümlesinin <laughs> o içindeki korkunçluğu gördüm hı hı. hissedememek ya felç miyim ben duygusu yani o anı zaten hatırlamıyorum ben yani sadece hani herhalde bayılmıştım yani aslında duyabiliyorum sesleri ama ya dünyadan kopuşum intihar hı. etmeden önce de bunu hissetmiştim ve o anda da bunu hissettim yani benden iki defa hayatımı aldıklarını düşünüyorum. Birisi benim yaşadığım aileydi, Hı -hı. ikincisi de o doktordu. Çünkü belki ben daha farklı başlayabilirdim, belki orada kendime bir düzen kurabilirdim. Evet babam bizim vermemişti bunu ama belki onu ikna edebilirdim. Ama o doktor benden daha büyük bir parçamı çaldı. Yani benden ruhumu götürmüştü ve ben bütün hani eşyalarımı toplamıştım e, Diyarbakır'a döndüm. O dönemde ya o zaten... bunu e, duyduktan Bilinçli... sonra mı e, yoksa tedavi süreci bittiği için mi? Hayır demiş. tedavi süreci e, bitmemişti daha vardı benim sürem zaten çok kısa süre alıyorlar. Yani çok yanlış bir hareket o doktorun öyle söylediği o ana kadar verilen özellikle psikolojik e, desteğin tamamıyla çöpe atmak gibi bir şey kesinlikle olmuş. öyle çok acımasız yani e, Hı -hı. E, askeri e, bir sistem peki onu yanlış olarak kabul etsek de e, yeni Ebru'yla evet yeni Ebru'yla tanışman daha kısa sürede olmasını sağlamadı mı böyle bir şey. Yani bir şeyi daha çabuk kabul Hay etmek. Hayır, kabullenemedim. Hı -hı. Yani e, bir sene sonra e, felç olduğunuzu duyuyorsunuz. Yürü ben çok fazla umut etmiştim. Bana Numune Hastanesi'nde bir hemşire <laughs> e, şey demişti. Bir gece ayaklarını hissedebilirsin. O yüzden bu afoları tak demişti. Mesela onu hiç Hı -hı. unutmuyorum. Ve ben her gece yani her sabah uyandığım zaman yürüme ihtimalimi düşündüm. Uyandığımda o demir yanını, sandalyeyi görüyordum. Şu anda benim dostum aslında ama o sandalyeyi gördüğüm zaman hani e, evet yürümüyorsun sen, hissetmiyorsun bunu e, anlıyordum. Ama o hemşire mesela sözü, umut e, niçinli bir sözü vardı işte. Umut işkenceyi uzatır. <laughs> e, umut etmek bazen kötüdür. Hemşire bana onu söylediği için ben sürekli bekledim. Hiçbir çaba göstermedim. Belki o niyetle söylememişti bana ama e, o umut benim için kötüydü. Ve bu doktorun tamamen o umudu yıkması. Hı hı. Siz o umutla yaşıyorsunuz bir sene boyunca. Biri geliyor tamamen onu yıkıyor. Ee, ve ben içime kapandım. Alışamadım buna yani bunu kabullenemedim. Evet. Çünkü zaten bir şeylere baş kaldırmışsınız. İnsanlar yarım hı hı. kaldığınızı söylüyor size. Ve ben kendi içeriye kapattım. Eve kapattım. O basketbol hayalleri ve gerçekten çok hoş olmayan bir doktorla karşılaşman ve doktordan duyduğun sözler ki bahsettiğin rehabilitasyon merkezi bu anlamda üst seviyede bir yerdir. Evet. Böyle insanların denk gelmesi, acaba seni dinlerken sen ne kadar kızgın olsan affetmeyeceğim desen de hani böyle acaba böyle mi yapılması gerekiyor? Bir şeyleri Askeriz. anlamakta zor, hem belki askeri sertliklerle... Şu an, an anlayabiliyorum şey artık. Hani belki bir şeyleri kabul etmek için bu anlamda bir... Tepki mi ilk anda bir şok etkisi mi verilmesi gerekiyor ama sendeki bu kırgınlığı senelerce atamadıysa çok doğru da bir hareket değilmiş evet. diye de düşünebiliyoruz. Peki e, sporla tanışman rehabilitasyon merkezinde oldu ama ondan sonra ara verdik galiba. Doğru Evet 7-8 sene boyunca e, sadece evden hiç çıkmadım Hı -hı. herhangi hiçbir aktivite olmadım. Hep bir küskünlük. Hep bir küskünlük evet. Hı -hı. Sonra yatak yaraları baş göstermeye başladı. Hı -hı. Siz kendinize küsünce ruhunuz ölünce bu sefer beden evet. baş, e, bedendeki yaralar yani Orada ruhunuzdaki yaralar başladı. bu sefer bedende açılmaya başlıyor ve bedenimin çoğunda Hı -hı. yaralar açılmaya başladı ve bunlarla mücadele sadece hastaneler evet. yani benim aktivitelerim sadece hastane ve ev arasıydı aylarca yüzüstü yatmalar. Peki sporla Diyarbakır'da mı tanıştın yoksa Mardin'e geçişti mi? E, çok yakın e, bir dostum, basketbolla. E, Çünkü senin Mardin'e geçişinin de bir hikayesi var. Evet. E, ondan da bahset istersen. <laughs> ben e, benim çok yakın bir dostum yani ilk böyle olduğum Hı -hı. dönemde numune Ankara'da tanışmıştık. Mardin'in bir arkadaşım var, e, Selahattin. Onunla e, o takımda oynuyordu ve sürekli hani basketboldan bahsediyor ve benim de zaten böyle bir hayalim var, hani Hı -hı. oynamalıyım. Hala içinde bir ukte kalmış o. Ama şimdi bunu nasıl söyleyeceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Diyarbakır'da da hiç tanıdığım takımdan arkadaşlar olmadığı için cesaret edemiyorum. Evden çıkmaya da cesaret edemiyorum aslında. Sonra Cesaretsizlik cesaresizlik bir... ne? Yani insanların tepkisi mi yoksa ya ben nereye kadar gideceğim gibi bir korku, endişe mi? Hani yapısal şey o... sorunlar mı yoksa hala hep kafadaki o psikolojik e, olumsuz düşünceler mi? O psikolojik yapamama. Hı -hı. Yani kaygı e, duyuyorsunuz. Eee Yapamamak sizi korkutuyor. Çünkü şuraya gelmek istiyorum. Yani bu kadar sene evde tek başına dışarı çıkamama ve vücudun artık bunun hani hareketsiz kalan bir vücudun yaralarla kendini göstermesi ve daha sonra sporla tanışan Ebru'nun bambaşka bir hayatının yeni bir penceresinin sayfasının açılmasına gelmek istiyorum ben çünkü de. Hani bu kadar katı düşünen bir insan sporla hayata tutunduktan sonra öyle derler ben çok bu lafı da çok Kabul etmesem de e, tutunduktan sonra e, Ebru'da neler değişti? Ondan biraz bahsedeyim Sosyal hayatın değişti. Evet, hayatımız. Mardin'de mesela o bölgelerde bir engelli kadın olmanın sorunları neydi? Tabii hem kadın olduğum için de korkuyorum aslında. Çünkü zaten Hı -hı. kadın olduğum için e, bir ailevi bir baskı var. E, gidemezsin yapamazsın Hı -hı. E, gibi düşünceler var. Ama kendimi artık şey yani e, bir gün tekerlekli sandalyemin e, tekerleri patlamıştı. Hı hı. Ve ben e, yaklaşık bir ay boyunca çık bulamıyorsunuz yani. Öyle bir yerde yaşıyorum ki medikal ürün bulamıyorsunuz siz. E, bundan tabii 3-4 ay öncesinde oluyor bu gitmeden. E, sandalyesiz kalmıştım. O kadar korkunçtu ki. Yani yeniden ayağımı kaybetme. Sonra şey dedim. Nasıl devam edecek bu? Şu an annem babam yani çevremde insanlar varken hı hı. bu korkunçluğu yaşıyorsam. Yani demek ki bir ayağımı daha kaybetme ihtimalim e, var ve... O beni çok ürkütmüştü. Hayat, yani o anda hayatın farkına varmıştım. Zorluğun, yani hayatın aslında hala devam ettiği ve çok zor olduğunu o zaman anlamıştım. Ben sandalyesiz kaldım. Ayaksız kaldığım zaman anlamamıştım bunu ama sandalyesiz kaldığım zaman e, bunu çok iyi anlamıştım. Ve Selahattin'le paylaşmıştım bunu. Çık gel dedi. Neden çık gel dedi bilmiyorum. E, ben de yani şey hani insanlar bazen soruyorlar Ebru neden Kızıltepe? Hani insanlar Hı -hı. batıya gider farklı bir yerden daha kolay bir yerden başlar hayata. Benim de buraya o insanları ilk olarak sokağa çıkamayan Ebru Mardin'e nasıl gitti? Yani, ben orayı merak ediyorum. E, neden Ebru hani Kızıltepe? E, evet çoğu insan öyle de düşündü sizin Hı -hı. düşündüğünüz gibi. Ama çoğu da neden Kızıltepe'den başladın Hı -hı. diye düşündüler. E, Kızıltepe bir elin uzandığı yerdi benim için. Hani bir insan bazen birine hani manevi olarak ihtiyaç duyuyorsunuz insanı sonuçta. Hı hı. E, o da Selahattin Eli'ydi. Gel dedi. Ben de bir gün gideceğim dedim. Çok fazla sorgulamadı babam bunu. E, herhalde artık yaş itibariyle mi ya da artık o da mı yoruldu bu durumdan? Çünkü sekiz sene boyunca siz birbirinize itibat kuramıyorsunuz. Yani göz göze gelme olayı bile olmuyor size ve baba kızsınız. Sorgulamadı çok fazla. Git dedi ama ben ondan herhangi hiçbir destek almadan gitmek istedim. Yani orada maddi olarak kendi e, ayaklarım üzerinde durmak istedim. Çalışmak istedim. Tabii bu da çok zor. Hı -hı. E, normal insanlar için zorken e, biz engelliler için çok çok daha zor. Tabii. E, devletin imkanlarından yararlanmak istedim. O döneme kadar engelli e, maaşları falan almıyordum. Orada onu almaya başladım. Babamdan herhangi bir maddi yardım almadan orada hayatımı sürdürmeye başladım. Ve bir buçuk senedir de e, oradayım, Kızıltepe'deyim. Tabii çok fazla zorluklar yaşadım ilk gittiğim dönemlerde. Çok fazla ağladım, Hı -hı. yapamıyorum, dönsem mi? Ama dönünce yani, ne bekliyor seni? Evet, dönünce e, o hayatı göze alamadım, arkamda bıraktığım hayat güzel bir Peki bir buçuk sene değilim. geçti, birçok şey değişti. Sporla tanıştın. Evet. Ee, hem Ebru'da hem de genel bir düşüncedir ki en doğrusu, en neti odur. Spor gerçekten insanın hem engel hem engelsiz herkeste bir özgüven, bir rahatlama, bir sosyalleşme, dışa açılma. E, bu kadar çok kapıyı açan bir e, olaydır spor, yaptığımız e, iş. E, tekrar bir Diyarbakır'a, yuvaya dönüş var mı sence? Diyarbakır'ı çok özlüyorum. Hı -hı. <laughs> yani e, ben çok sınırları seven bir insan değilim. E, çok toprak da seven bir insan değilim ama... E, doğduğun alıştığım e, yerde orası Diyarbakır benim için çok apayrı bir yerde e, orada çok şey de kaybettim ama e, galiba kaybettiğin her şeyini kaybettiğin yerleri de özleyebiliyorsun Diyarbakır çok fazla özlüyorum dönmek de istiyorum ama orada nasıl neresinden başlayacağımı bilmiyorum Beni bir şeyin oraya sürüklemesi gerekiyor. Hı hı. galiba yine bir el arıyorum. Yani ben acaba güçsüz müyüm diye de bazen düşünüyorum. Aslında güçlü olmak da benim için çok önemli bir şey değildi ama galiba bir şey arıyorsunuz, bir sebep arıyorsunuz. Yani Ebru neden Diyarbakır'a dönmeli? Ee, onu arıyorum. Şu an hiçbir yere ait değilim. Bir yani de onu an... arıyorsan böyle bir düşünce de var. Değil mi? Evet. Şu an kendimi hiçbir yere ait Yani hiç... eğer cevabı bulursam döneceğim gibi evet, bir şey anladım evet. ben değil mi? Ee, yani hala dediğiniz gibi bu sorunun cevabını bulamadım. <laughs> ama kendimi şu an hiçbir yere ait hissetmiyorum. Çok yani kısa sürelerde yaşanan değil uzun sürelere yayılmış iyili kötülü. daha çok senin açından bakarsak kötü yaşanmış anılarla dolu bir geçmişim var. Son demleri çok en azından daha böyle aktif daha böyle sıcak yaşadığın insanların içine çıktığın ama benim merak ettiğim çok şey yaşadın anlıyorum ama en çok zorlandığın alan neydi? Yani bu yeni hayatında en çok zorlandım dediğin. Yeni hayatımda yani siz denizdesiniz ve Balıksınız ve karaya çıkıyorsunuz ve e, bu e, şey ya bu korkunçtu benim için oraya gittiğim zaman işte eve falan bakıyorum hiç unutmuyorum o anı o kadar dönme isteği doğdu ki içime ben yapamayacağım dedim yani nasıl idame ettireceğim bu mesela kapının önündeki rampayı gördüm ki ben bu rampadan nasıl ineceğim çünkü orada yalnız yaşamayı planlıyordum şu anda kardeşlerim yanında ama. Evet. Hani dedim ki ben bu rampadan nasıl ineceğim? Nasıl gideceğim? İlk dönemler benim için rahattı. Hatta böyle bunları düşünürken sonrasında her şey kolay ilerledi benim için. Yardımcı olan insanlar vardı bana. Ve dedim ki ya Kızıltepe ne kadar güzel bir yermiş. Ne kadar iyimiş. Çünkü Diyarbakır'da hiç toplu taşıt kullanmıyorum ben. Hiç insanların arasına karışmamışım. Hatta teyzem bazen beni dışarı çıkardığı zaman teyzeme şey derdim. Beni böyle zorla sırtına bindirirdi. Ona çok şey borçluyum. Teyzeme de çok şey borçluyum. Beni sırtına bindirirdi aşağı indirirdi çünkü merdiven hı hı. rampa yok asansör yok apartmanda. Dururdu bu tarafımda dururdu insanların o çok kalabalık olduğu yerde şey derdim hani kimseler beni görmesin. Ama o beni sürekli teşvik ediyordu. Ebru sen böylesin insanlar seni görsün hep böyle şeyler söylüyor. Sen çok güzelsin insanlar seni ne görsün sen güzel sen şöylesin. <laughs> çok muhteşem bir insandır benim hayatımda kahramanlarımdan bir tanesi de teyzemdir. Peki Ebru'nun takıntıları var mı? Takıntılar evet. Ne? Ne? <laughs> Ne diyebiliriz? Ee... Biraz fazla galiba hangisini söyleyeyim der gibi bir halim var. <laughs> evet açık. biraz çok e, yani bilmiyorum takıntılı bir insan olduğumu düşünüyorum. Şöyle başarısız olduğum zaman hmm. e, onu çok takıntı haline getiriyorum. E, çok fazla hırslı biri değilim hırsları olan bir hmm. insan değilim ama çok geç başladığım için hayata hmm. her şey çabuk gelişsin istiyorum. Ve bu benim bu bir buçuk yıldır bende çok takıntı haline geldi. O takıntılardan çabuk sıyrılabiliyor musun? Evet evet çabuk sıyrılabiliyorum yani o ruh halinden çabuk çıkabiliyorum artık kendimi Peki, iyileştirebiliyorum. Spor dışında zevk aldığın şeyler var mı? Ya yani mesela yeni o bir buçuk seneyi ben hep değerlendiriyorum ama böyle hani sen normal hayatta ev bırakıcı neler yaşar sporun haricinde neler yapar? neler yapar ee, ben evde Mardin bak Kızıltepe'de. Mardin Kızıltepe'de çok e, hani sosyal bir yer Hı -hı. değil işin açıkçası. E, çok fazla dışarıyı e, sokağa kullanamıyorum ben. E, rampalar çok sıkıntılı. E, i̇nsanlar henüz engellerin dışarıya çıkmasına alışamamışlar, Yadırgıyorlar Hı -hı. bu durumu. Mesela belediye şey koyuyor e, aracın içerisine engelli rampası koymuş. Açın diyorsun ona hayır adam seni taşımayı daha çok uygun görüyor. Neden açmıyorsun neden kendi o işkenceyi bana neden o işkenceyi yaşatıyorsun? Çünkü beni görünce ürküyorsun sen beni taşıyacağın için. Ee, Kızıtepe'de hmm. ben hiçbir yeri kullanamıyorum. Yani sokağı kullanamıyorum sokağı seviyorum. Ama sokağa kullanamıyorum. Ama bu sadece Kızıltopay'a mahsus bir şey değil. Tabii. İstanbul'da da, İstanbul çünkü az önce konuştuk. İstanbul'da evet. da otobüste belediye otobüsünde evet. yaşadım. Evet, evet, evet. Çok Sıkıntı garip yaşamıştım. bir tepki. Ya mesela şoför bana diyor ki refakatçim yanımda, bana yardımcı olan. Sen refakatçiyi çok uygun görmüyorum. Evet. Yardımcı olan arkadaşım var yanımda. E, kartı bana verilen kartın üzerinde refakatçi hakkı vardır yazıyor. E, adam adam Dönüp bana diyor ki refakatçi kartı. Refakatçi kartı diye bir şey yok. Ama bunu e, anlatamıyorsun ona. beyefendiye anlatamıyorsun. Her yerde sıkıntılar var ama e, insanların engellere yani kendi gibi olmayan insanlar alışması gerekiyor. Doğru. Yani onu da görmesi gerekiyor. Hı hı. Ötekileştirme buradan başlıyor. Onlar sadece iki ayağı olan insanlar, ayakta olan, hı hı. sağlıklı olan insanlar... Bu hayatın sadece onlara ait olduğunu düşünüyor maalesef. Osman, sondan bir önceki sorum şu. İnsanların en çok neyi anlamadıklarını düşünüyorsun? İnsanlar, e, insanları fiziksel özelliklerine göre değerlendiriyorlar. Kimse, kimsenin ruhunu anlamıyor. Hı -hı. E, anlamak için de çaba sarf etmiyor. Sana yardım ettiğini düşünürken seni incitiyor. İnsanlar birazcık daha e, ruhları görmeye, daha evet. biraz ince. Gülten Akın'ın bir sözü vardır. Hı -hı. E, kimsenin... E, Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya. İnsanlar birazcık ince şeyleri anlamaya gayret etseler hayat daha güzel olacak. Benim çok şu an artık bu bir buçuk sene içerisinde hayata atıldıktan sonra çok kahramanlarım oldu. Ee, onlar hep benim yanımdalar ve ben onlarla şu an mutluyum. Zor geçiyor hayatım. Güzel olacağını düşünüyorum. Ee, ailem daha çok artık beni anlamaya çalışıyor. Babam daha çok beni anlıyor. Ee, annem bana hep destek oldu. Kız kardeşlerim böyle. E, abilerim hı hı. öyle e, onlara da çok teşekkür borçluyum Tabii zor oldu onların da benim bu durumuma alışmaları zor oldu teşekkür etmişken istersen son bölümümüzde de bu hayatımıza evet. teşekkür etmek istediğimiz biriler, birileri var mı onları da istersen bir dillendirelim isimlerini geçirelim ondan sonra programımızı kapatalım e, hem spor tip herkes... hem de özel yaşantında e, spor güzel eee Engelli e, basketbolu çok çok daha güzel. Hı -hı. Ben kanat olduğunu düşünüyorum. Biz ayakları olmayan insanlar için kanat olduğunu düşünüyorum. Basketbol benim hayatımda çok önemli yerde ve ben e, dünyaya bir şey bırakmak istedim. Belki şey hani yani o e, o yüzden basketbol. Hani Hı -hı. dedim ki 33 yaşındaydım, 32 yaşındaydım başladığımda her dedim ya geç değildir bir şey için. E, basketbol e, Beni daha çok cesaretlendirdi hayata karşı. Ve bana farklı bir ruh da verdi. Basketbola, tekerlekli sandalyeyi icat edene teşekkür ediyorum önce. Ee, çok yakın bir dost. <laughs> Keşke olmasaydı. Keşke hiç evet. bu hastalıklar olmasaydı ama. Güzel ya. Ee, çok ve... genel bir teşekkür oldu. Evet ben genel böyle bir yani teşekkür Mehmet oldu. Mehmet bekleyecektim. Ve ben, e, benim hayatımdaki kahramanlar evet. da var elbet. E, annemin eli, teyzemin evet. eli... Bilal'in eli, ee, hayatımda çok önemli insanlar bunlar. Kız kardeşlerimin elleri, yeğenim var Umudun eli. O be o da benim küçük kahramanım. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki hayatta sevdiğimiz insanlar var yoksa bu hayat çekilmez olurdu. Ve lütfen benim de ricam hayatı çekilmez yapmasınlar. Hı hı. Biz de yaşıyoruz bu hayatta. Bize sandalyeli insanlar da, ayakta zorluk yaşayan insanlar da var bu hayatta. Ötegelleştirmeyelim birbirimizi biraz daha özenli olalım birbirimize karşı. Hayata da teşekkür ediyorum ben. <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum ben de sana ve size de çok teşekkür çok ediyorum. Sizi tanımak çok güzeldi. Için. İyi ki geldiniz Mardin'e. <laughs> en büyük teşekkürüm aslında size. Çünkü siz bana e, hikayemi çoğu kişiye anlatma imkanı verdiniz. O ruhu aslında evet. bana verdiniz. Samimiyetiniz için. Her ben şey için bir, çok teşekkür kendim ederim. Ben de büyük kendimi çok şanslı Hayan hissediyorum. Beyim. Hem Mardin'e gidip seni tanıdığım ve tekrar İstanbul'da bu hikayeyi devam ettirdiğimiz için. Sizin gibi bir ruhla tanışmak benim için çok çok, çok özeldi. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim benim sizin. için de. Evet sizi bu haftalıkta kapatıyoruz. Eee tekerlekli sandalye basketbol sporcusu Ebru Akıcı bizlerle birlikteydi. Her şey gün yours.